Takipteki borç miktarı Türkiye'de 30 milyar lirayı aştı. İcra dosyası sayısı ise 24 milyonu buldu. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, YDM'in depolarında boş yer kalmadığını söylüyor. Ekonomik koşullar, her gün artan fiyatlar, ay sonunu denk getiremeyip borcu borçla kapatmaya çalışanlar. Takipteki borç miktarı ve icra dosyası sayısı her geçen gün artıyor. Ulusal yargı ağı üzerinden alınan verilere göre bu yıl içinde icra ve iflas dairelerine 6 milyon 921 bin yeni dosya kaydedildi. Takipteki borç miktarı 30 milyar lirayı aştı. İcra dosyası sayısı da 24 milyonu buldu. Konuyu değerlendiren CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, alım gücü daralan vatandaşın elindekileri sattığını, borçlarını ödeyemeyenlerin ise icralık olduğunu anlattı. Postacıların artık mektup değil, icra tebliği getirdiğini söyledi. Gürer, 7M'in depolarında yer kalmadığını da öne sürdü. İngiltere'de yayımlanan The Economist dergisi, küresel konut krizi uyarısında bulundu. Küresel konut krizi deyince orada durmak lazım. Çünkü dünya çapında ciddi ekonomik krizler, zincirleme ekonomik krizler konut ve konut finansı krizlerinden baş göstermiştir. Son dönemlerde 2008'de olduğu gibi. Dergi, Economist dergisi faiz artışlarına karşılık konut satışlarının gerilediğine vurgu yapıyor. İngiliz The Economist dergisi uyardı. Faiz artışlarına vurgu yaptı. Konut satışlarının gerilediğine dikkat çekti. Bu yaklaşmakta olan küresel konut krizinin bir işareti dedi. Dergide konuyla ilgili bir analiz yayımlandı. Analizde ev fiyatlarının yıllarca güvenilir bir şekilde yükseldiği, pandemi sırasındaysa hızla arttığı hatırlatıldı. Dergi küresel konut piyasasındaki son durumu da ele aldı. Buna göre Kanada'da ev fiyatları Şubat'a göre %9 düştü. Amerika'da ise mevcut evlerin satışları yıllık bazda %20 geriledi. Emlak ilanları da %13 azaldı. Analistlere göre kriz finansal sistemi çökertmese de mali açıdan mahvolmuş bir grup insanı zor duruma sokabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti meclis grup toplantısı vardı ve Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasından çıkan haberi sizlerle paylaşalım. Meral Akşener, siyasi mücadeleleri boyunca İYİ Parti olarak önlerine engeller çıkarıldığını, duvarlar örüldüğünü ama yılmadıklarını belirtti. Son 5 yılda yaşananları bir hatırlayın. İftiralar attılar. Ama attıkları bütün iftiralara önce kendileri dolandılar. Karşımıza engeller çıkardılar ama bizi yıldıramadılar. Önümüze duvarlar ördüler ama milletimizle buluşmamıza engel olamadılar. Yolumuza tuzaklar kurdular ama hakkın da bir planı olduğunu unuttular. Biz bundan 5 yıl önce onları uyarmıştık. İyilerin yolu medeniyet yoludur demiştik ve bu yolun taşlarını sadece cesurlar döşer demiştik. İşte bu yüzden yolumuza çıkan hiçbir korkağa eğilmedik, bükülmedik, yenilmedik. Allah'ıma hamdolsun. Şimdiye kadar bizleri bu kutlu yolda milletimize karşı hiç utandırmadı. İnşallah bundan sonra da utandırmayacak. Şimdiye kadar milletimize yapacağız deyip yapamadığımız hiçbir şey olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak.